Bu videoda insanlık tarihindeki en büyük filozoflardan ve öğretmenlerden biri olan Konfüçyüs hakkında konuşacağız. Çinliler Konfüçyüs'ü Üstad Kong anlamına gelen Kongzi olarak ya da Büyük Üstad Kong anlamına gelen Kong Fuzi olarak bilirler. Bu arada telaffuzum için şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Konfüçyüs kelimesi Kong Fuzi'nin Latince'ye uyarlanmış halidir. Yani Latince Kong Fuzicius Fuziucius, Kong Fuzi'dan geliyor. Konfüçyüs haline geldiğini tahmin ediyoruz. İsmini bir tarafa bırakarak hayatından bahsedecek olursak arkadaşlar, Konfüçyüs Çin'in giderek daha da bölündüğü bir dönemde yetişmiş. Diğer videolarda milattan önce 1122'de ortaya çıkan Chu hanedanlığı hakkında konuşmuştuk hatırlarsınız. Ancak Konfüçyüs'ün yaşadığı zaman dilimi, İlkbahar ve Sonbahar dönemi olarak adlandırılan dönemin sonuna denk geliyor. Konfüçyüs milattan önce 551 ila 479 arasında yaşamış. İlkbahar ve sonbahar döneminin ardından savaşan devletler dönemi geliyor. Konfüçyüs'ün yaşadığı dönemde bile Çin'de farklı devletler arasında tırmanan bir gerilim olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların merkezi hükümeti olan güvenleri azalmıştı ve göreceğimiz üzere ilkbahar ve sonbahar döneminde ve özellikle savaşan devletler dönemi olarak bilinen ve gerçekten vahşetle dolu bu döneme gelindiğinde bir sürü filozof ve felsefi akım ortaya çıkmaya başlamıştı. İnsanların kafasında pek çok soru vardı. Devletin rolü nedir? İyi bir insan olmak ne demek? İnsanlığın evrensel düzen içindeki rolü nedir? Konfüçyüs'te ilgili ilginç olan şeyse şu: Konfüçyüs kendisinin aslında yeni bir şey ortaya atmadığını söylüyor. Daha çok geçmişin bazı geleneklerini yeniden canlandırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Pek çok tarihçi ise bundan çok daha fazlasını yaptığını düşünüyor. Konfüçyüs Chu hanedanlığının ilk zamanlarından ve atalarının geleneklerinden ilham alıyor. Ancak tüm bu öğretileri kendine özgü şekilde yorumluyor ve fikirleri son derece güçlü bir felsefeye ve kimilerine göre de bir dine dönüşüyor. Tüm bunlar savaşan devletler dönemine girildiğinde ve özellikle Çin ve Han hanedanlıkları altında birleşmeye başlamış bir Çin'in ortaya çıktığı dönemde oluyor. Han hanedanlığı döneminde Konfüçyüsçülüğün devlet dini haline geldiğini görüyoruz. Gelin şimdi Konfüçyüs'ün öğretilerini ve yaşamını biraz daha yakından inceleyelim. Konfüçyüs'ün tüm hayatını diğer insanlara bir şeyler öğreterek geçirdiğini söyleyebiliriz. Birçok kişi onu Sokrates'le karşılaştırır ancak Konfüçyüs Sokrates'ten daha önce yaşamıştır. Bu arada Konfüçyüs'ün aynı zamanda devlet memuru olarak bir kariyeri de vardı ama ondan bize miras kalan öğretileri olmuştur. Hayatının büyük kısmı bu gördüğünüz yerde Doğu Çin'de bulunan Lu eyaletinde geçmiş. Konfüçyüs'ün öğretilerinin üç genel kavram üzerine yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Bu öğretilere dair çok daha fazlasını görmek için Analektlere bakmanızı öneririm. Kitabın büyük bir kısmı geleneklere ve yaşlılara saygı duyulmasına ayrılmış. Bunun üzerinedir. İşte size Analektlerden bir alıntı. Bir genç evinde anne babasına yardım etmeli ve evin dışında da büyüklerine saygılı olmalıdır. Ciddi ve dürüst olmalı, herkesi sevmeli, fakat doğuştan gelen iyi kalpliliğiyle samimi olmalıdır. Bunları yaptıktan sonra kendinde yapacak gücü buluyorsa edebiyat ve sanat öğrenebilir. Birinin iyi bir vatandaş olabilmesi için önce iyi bir evlat olması gerekir. Özellikle bu konu üzerinde çok duruyor. Adil bir hükümdar olmanın ne anlama geldiğinden de bahsediyor. İnsanları cezalandırırsanız suçtan kaçınırlar ancak kişisel bir utanç duymazlar onları erdem aşılayarak yönetmeyi seçip uygun bir şekilde idare ederseniz kendi utanma duygularını geri kazanacak ve böylece kendilerini düzelteceklerdir. Gördüğünüz gibi Konfüçyüs için ahlak ve etik hem kişisel hayatta hem de devlet düzeyinde büyük öneme sahip. Şimdi gelin ahlak ve etik konusunun bu kadar da güçlü vurgulanmadığı Konfüçyüs'ün diğer felsefi öğretilerine de bir bakalım. Konfüçyüs için bir başka önemli konu da insanın kendi benliğini irdelemesidir. Kendinizi geliştirerek daha iyi bir vatandaş, daha iyi bir çocuk, daha iyi bir hükümdar olabilirsiniz. Gerçek bilgi cehaletinin sınırlarını idrak edebilmektir. Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. Değerli bir insana rastladığınızda ona nasıl benzeyebileceğinizi düşünün. Değersiz bir kimseye rastladığınızda kendi kişiliğinizi irdeleyin. Bunu özellikle seviyorum. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Altın kural bu olsa gerek. Daha önce de bahsettiğim gibi ilkbahar ve sonbahar döneminde ve özellikle savaşan devletler dönemine girerken Çin'de sadece Konfüçyüs ve Konfüçyüsçülük yoktu. Bu zaman aralığında yüz düşünce okulları diyebildiğimiz bir dönem var. Bu dönem Konfüçyüs'ün zamanında başlıyor ve Çin hanedanlığı bugün Çin olarak bildiğimiz topraklarda var olan devletleri son derece güçlü bir şekilde birleştirip savaşan devletler dönemini sona erdirene dek sürüyor. Şimdi ahlak konusuna büyük önem veren Konfüçyüsçülük hakkında konuştuk ama neyi amaçladığından bahsetmedik. Hatırlarsanız Konfüçyüs bir devlet memuruydu, bir idareciydi. Adil bir yönetici olmanın ne anlama geldiği üzerine çok düşündü. Yani işin teorik yanına odaklanırken pratikte nasıl uygulanabileceği üzerine de kafa yordu. Pek çok kişi bunu ahlaki bir sistem olarak görüyor. Ancak birçoğu da Konfüçyüs'ün öğretilerinin neredeyse bir din olduğunu düşünüyor. Çünkü Konfüçyüsçülük metafiziğe ve cennet fikrine değiniyor ve içinde Çin'in geçmişinden ve geleneklerinden de birçok öğe barındırıyor. Gelelim yüz düşünce okulları ve bu dönemde ortaya çıkan diğer akımlara. Özellikle de Çin tarihinde hatta modern Çin tarihinde bile önemli bir rol oynamış olan legalistlerle başlayalım. Legalistler pragmatik bir düşünce yapısına sahiptiler. İnsanlara ve yöneticilere yol gösterici nitelikte güçlü bir iç ahlak anlayışına sahip olmayı savunan Konfüçyüsçü görüşü küçümsüyorlardı. Legalistler daha çok şöyle düşünüyorlar: Belli ki güçlü, düzgün bir merkezi devlete ihtiyacımız var. Bunun için her ne gerekiyorsa yapmamız gerek. Kural koymak ve istikrarı sağlamak için insanları çok sıkı kontrol altına almalıyız. Bu argümanları duyduktan sonra legalistlerin ortaya çıktığı koşulları tahmin edebiliyor olmalısınız. Savaşan devletler dönemi, Çin'de devletlerin parçalanmış olduğu, inanılmaz vahşet dolu bir dönem. Bu yüzden legalistlerin realist bir bakış açısına sahip olduklarını düşünebilirsiniz. Tam olarak şunu söylüyorlar. Bakın, Konfüçyüsçülüğü denedik, diğer başka akımları da. Ama bizim güçlü ve merkezi bir devlete ve tek bir hükümdara ihtiyacımız var. Sonuç olarak 221'de Çin hanedarlığının ortaya çıkmasıyla tüm bu akımlar arasında kazanan legalizm oluyor. Çin hanedanlığı modern Çin'in adını aldığı hanedanlık ve Çin'i gerçekten çok güçlü bir şekilde birleştiren ilk hanedanlık. Legalizm yaklaşımıyla güçlü bir idari ve bürokratik sistem kuruyor ve savaşan devletler dönemine son vermeyi başarıyor. Peki tüm bunları nasıl mı yapıyor? bu savaşlarla dolu döneme bir son vermek adına son derece sert ve zorba olmaktan yana olan hükümdarlara çok fazla merkezi güç vererek. Ayrıca Çin hanedanlığının ortaya çıkmasıyla birlikte yüz düşünce okullarının da sonuna geliyoruz. Bu nokta önemli çünkü Çin hanedanlığı döneminde konfüçyüsçülük ya da onun izinden giden diğer felsefi akımlara pek de hoşgörüyle yaklaşılmadığını söyleyebiliriz. Peki, gelelim Çin'i büyük ölçüde etkilemiş olan diğer felsefi öğretilere. Taoizmle devam edelim. Taoist inanca göre Taoizmin kurucusu Laozi'dir. Laozi hakkındaki tarihi kayıtlar Konfüçyüs'ünki kadar açık değil ancak onunla aynı dönemde yaşadığı düşünülüyor. Bazı insanlarsa onu bir efsanenin parçası olarak görüyorlar. Ancak Taoizm, Konfüçyüsçülüğe göre manevi tarafla daha çok ilgilenir. Alıntıları görüyorsunuz. Tao aslında yol anlamına gelir. Taoizmde her şey evrenle uyum üzerinedir. Arzudan bağımsız olunca sırlara vakıf olursun. Arzulara boyun eğersen sadece görüneni görürsün. Laozi'nin Tao Te Ching yani Yol ve Erdem kitabından bir alıntı. Daha sonra Budizmin ortaya çıktığını görüyoruz. Buda'nın da hemen hemen aynı dönemde yaşamış olması ilginç. Konfüçyüs gibi onun da doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmiyor. Kuzeydoğu Hindistan'da, Nepal'de yaşıyor. Budizm ilk olarak Hindistan'da etkili oluyor ama nihayetinde özellikle milattan sonra bin yılına yaklaşırken Çin'e de ulaşıyor. Ve günümüzde Çin'de kültür, felsefe ve dinin, Taoizm, Budizm ve ağırlıkla da konfüçyüsçülüğün bir birleşimi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tarihsel açıdan bakarsak başka felsefi akımlardan da bahsetmemiz mümkün. Örneğin Moizm oldukça ilginç bir akım, incelemenizi öneririm. Tamamen koşulsuz sevgi kavramı üzerine kurulu. İncil'de anlatılan İsa'nın öğretileriyle arasında pek çok benzerlik var. Fakat bu akım Konfüçyüs'ün izinden gidenler ve özellikle de legalizm yanlılarının birçoğu tarafından pek de uygulanabilir bir öğreti olarak görülmediğinden Çin hanedanlığından sonra devam etmemiş. Şunu da tekrar hatırlayalım. Legalizm, Çin hanedanlığının savaşan devletler dönemini sonlandırmasını ve Çin'in merkezi olarak yönetilmesini sağlamıştı. Bu kısa ömürlü hanedanlık sona erdiğinde yönetim Han hanedanlığına geçti ve Han hanedanlığı Çin hanedanlığının idari yapısını ve sağladığı istikrarı büyük ölçüde devam ettirdi. Aynı zamanda Çin hanedanlığından farklı olarak bir yandan da konfüçyüsçülüğü devlet felsefesi hatta devlet dini haline getirdi. Son olarak konfüçyüsçülüğün Çin kültüründeki önemini vurgulamak için sizleri tarihçi Huston Smith'in bu sözüyle baş başa bırakıyorum. Konfüçyüs hep söylenildiği gibi Çin kültürünü sıfırdan yazan kişi değildir. Hatta daha önce de bahsetmiştik. Konfüçyüs'ün kendisi bile "Ben yeni bir şey ortaya atmadım." demiştir. Ama o Çin kültürünün en büyük kurgucusudur.